Ne yapacaksın peki? Bilmem. İş falan bakarım herhalde. Bak yemeğe bize gel. Nazire teyze evde yok. Aç kalma sakın. Merak etme sen beni. Eşek kadar adamım. Başımın çaresine bakarım ben. Sen beni düşünme. Efendim abla. Beratların oradayım. Annem mi? İyi mi şimdi? Tamam. Tamam kapat ben geliyorum hemen. Ne olmuş? Annem. Ya dün fenalaşmış. Ablam telaşlanma iyi dedi ama ben bir gidip bakayım. Umarım iyidir. Bak Kemal bana da haber ver tamam mı? Tamam. Tamam. Kemal. Annem iyi mi Nazoş? Gel gel. Annem. Oğlum. Çok şükür iyisin. Ablam hasta oldu deyince. Bir şeyciğim kalmadı. Sen de niye ortalığı telaşa verdin kızım? Gerçi iyi yapmışsın. Başka türlü eve döneceği yoktu bu delinin. Dönmedim Zühre Sultan. Senin için geldim. İyi ettin. Tabii ki geleceksin oğlum. Burası senin evin. Kemal. Oğlum. Meseleyi daha fazla büyütmeyin. Aynı evin içinde küslük olur mu? Ne olur oğlum. O kadar basit değil anne. Babam Bahar'ı kabul etmedikçe ben bu eve geri dönmeyeceğim. Kemal öyle deme. Anne uzatacaksan gideyim. Tamam tamam sustum. Geç otur. Yüzünü görelim geç. Ben bir çay koyayım. Oğlum. Handan'ı görebildin mi? Konuşabildin mi sonra? Yok. Konuşmaya da niyetim yok yani. Öyle deme Kemal. Babası anlaşmayı iptal etmiş. Ne yapalım? Asıl mesele o değil ki. Sence değil anne. Dündar Bey işin kıymetini biliyor babam için. Açıkçası sıkıştırıyor. Parayla tehdit ediyor. Bunlar böyle insanlar işte. Babam da hala kalkmış onlarla ortak olmaya can atıyor. Kemal öyle deme oğlum. Baban çok kızdı. Ama çok da üzüldü. Benim gitmeme üzülmedi anne. İşe üzüldü. Anlamadın mı hala? Yok artık Kemal. Abla bana anlatmayın babamı. Şimdi kesin Dündar Bey'in peşinde dirişi bağlamak için. Yok daha neler. Hayırdır? Ne o kaşlar gözler oynuyor? Hı? Babam nerede? Abla? Hı? Bir şey mi var? Handan'ın babasından özür dilemeye mi gitti yoksa? Amma yaptın Kemal. Hadi çayını soğutma. Eğer öyle bir şey yaparsa bir daha asla affetmem onu. İnatçı keç. Haberdar ediniz tamam mı? Merakta bırakma. Tamam abla. Kraliçem. Oğlum. Kemal, bu meseleyi daha fazla uzatmayın olur mu oğlum? Baba oğul arasında küslük olmaz. Sen küçüksün. İdare edeceksin. Son anda bile pes etmiyorsun değil mi anne? Kemal. Yıllardır idare ediyoruz zaten Osman Kozan'ı. Ama şimdi farklı. Ben yeni bir hayat kurdum kendime. Babam sevdiğim kadını kabul etmeyecekse... Buraya kadarmış. Ben ararım seni.